Yıllarca gizlice örgütlendiler. Kritik noktaları ele geçirdiler. Yeterince güçlendiklerini düşününce 15 Temmuz'a giden ilk adımı attılar. 7 Şubat MİT kumpası. 2011 yılı sonbaharında Başbakan Erdoğan bir dizi konsültasyon yaptırdı. Tıbbi bir müdahale gerekiyordu. 7 Şubat 2012 gününe tarih alındı. Dikkatler bu tıbbi operasyonun üzerindeydi. İşte bu sırada MİT Başkanı Hakan Fidan'ın telefonu çaldı. Telefondaki ses, ben özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya, ifade vermek üzere makamıma bekliyorum diyordu. Sadece Hakan Fidan değil, üst düzey iki MİT yöneticisi daha hedefteydi. Müsteşarımızın, yani başbakanlığın iznine tabi olmasına rağmen bazı gazetelerde çıkan haberler sebebiyle onun çağrılması, yani şüpheli sıfatıyla çağrılması üzerine başlayan bir süreç. Tabii bu gerçekten kabul edilir bir yaklaşım tarzı değildi. Ama FETÖ küçük bir zamanlama hatası yapmıştı. Zira Erdoğan henüz narkoza alınmamıştı. Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor? FETÖ'cüler MİT'i PKK terör örgütüyle iş tutturuyor gibi göstermeye çalışıyordu. Kumpas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakan Fidan'a talimatıyla bozuldu. Bir defa bu tür şeylerde devletin en hassas noktası olan yer orası. En hassas yeri sen köreltmeye, örselemeye çalışıyorsun. Peki 7 Şubat kumpası neyin işaretiydi? MİT müsteşarının ifadeye çağrılması. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Hedeflerinin iktidar olduğu, iktidardaki partinin lideri olduğu çok netti. Güçlerinin böyle bir boyuta ulaştığını düşündükleri açıktı. FETÖ kadroları Ergenekon kumpaslarındaki performansları nedeniyle güç zehirlenmesi yaşıyordu. Yaşadıkları kibir erken bir adım atmalarına sebep olmuştu. Erdoğan ve kadroları FETÖ'nün nihai hedeflerinden emin oldu. Bu noktadan sonra dikkatler örgütün üzerine kilitlendi. Devlet aklı koruma refleksiyle kendini korumak için tedbirler aldı. Zira FETÖ paralel devlet kıyafetini çıkarıp asıl devlet olmak için harekete geçmişti. 7 Şubat MİT kumpasıyla kazanılan bağışıklık 17-25 Aralık ihanetini akamete uğrattı. 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz direnişini başarılı kıldı. Örgüt yanlış iliklediği ilk düğmenin sonuçlarını yaşadı. MİT krizi tam bir dönüm noktasıydı.